Bizim işimiz Amerikalıların cebinden 10 dolar alma işidir. Kimsenin bilmediği bir diziydi o zamanlar. Sonradan tabii çok meşhur oldu. Yaklaşık 1000'in üzerinde görsel hazırlama şansımız oldu Avatar için. Övündüğüm kısım tagline'dir. Yani whoever wins, we lose. Hani kim kazanırsa kazansın, biz kaybedeceğiz. Literat kanalına hoş geldiniz. Ben Emrah Yücel. Yaklaşık 30 yıldır Amerika'da yaşayan bir tasarımcıyım. Bunun 5 yılı New York'ta ve 25 yılı Los Angeles'ta olacak şekilde. Ama eğitimimi ve bütün aslında kodlarımı ağırlıklı olarak Türkiye'de aldım ve 20'li yaşlarımın, erken 20'li yaşlarımda öncelikle New York'a, peşinden de Los Angeles'a geçtim. Yıllardır da orada hem markalaşma ve hem de film sektöründe birbirinden farklı projelerin parçası olma şansım oldu. Bugün hep birlikte bu projelerin içerisinde bir takım highlightlardan, yani böyle daha çok parıltılı projelerden konuşacağız. İsterseniz hemen başlayalım. Proje gene ilginç bir proje. Mr. Robot aslında kimsenin bilmediği bir diziydi o zamanlar. Sonradan tabii çok meşhur oldu. Tıpkı yıllar önce ben HBO ilk defa beni çağırdığı zaman yeni bir dizi yapacağız, ismi de Sopranolar olacak dediğinde ben bunu doğal olarak bir müzik dizisi zannetmiştim. Halbuki Jersey'de bir mafya ailesiyle ilgili olduğunu zaman içerisinde öğrendiğin zaman şaşırıyorsun. Mr. Robot da bu tecrübeler gibi ilk defa üzerinde çalıştığımız bir proje olacaktı ve ne olduğunu çok bilmiyorduk. O yüzden burada New Original Series diye USA Network bunu sunuyor ve bunu Mr. Robot diye tanımladılar. Bu afişteki ki bence en önemli meselelerden bir tanesi bir hacker konseptinin anlatılması üzerine kuruluydu. Biz de özellikle burada zaten hiç meşhur olmayan bir karakterin seçilmesi bu yüzden yapılmıştı. Aslında filmin içerisinde başka meşhur karakterler olmasına rağmen Malik o zamanlar bilinmeyen bir karakterdi. Ve bir Mısırlı oyuncuydu. Bu çok ilginç bir şeydir. Buradaki bir numaralı hikaye tabii ki coding meselesi, yani hacker olma meselesi. O yüzden bu hacker kodlarını kullandık. İki numaralı en önemli hikaye bir mystery, yani yüzü görünmeyen bir karakter var. Bazen o yeni karakteri introduce edip onu anlatmaya çalışmaktansa onu gizlemek iyi bir çözüm olabilir. Eğer meşhur değilse, çünkü o zaman herkes bu kim diye merak eder. Yani o kliplerde güzel kızın hemen değil, klibin sonuna doğru gösterilmesi meselesi gibi. Üçüncü önemli afişin başrolündeki de aslında buradaki New York şeyi. Yani bu çok önemli bir silüet. Aslında Malik şu andaki başarısı olsaydı böyle bir afiş çıkmazdı. Ama bizim için dediğim gibi hem bu mystery hem de gizemi anlatan ve bir yüzü de göstermek zorunda olmadığımız bir iş yapıyor olmak bizim için büyük avantaj. Sanatçıların yüzünü kullanmak bizim için çok önemli. Çünkü tıpkı bir dizinin, bir filmin yaratıcısı gibi aslında içerisinde yer alan oyuncuların da kendilerine uygun bir tarzı var. Mesela bunun en iyi örneklerinden bir tanesi Tom Hanks'tir. Baktığınız zaman siz bir Tom Hanks filmine gitmeye karar verdiğinizde orada aslında farkında olmadan alacağınız experience'ın ne olduğunu sezersiniz. Tanımlayamazsınız ama sezersiniz. Ama biz işin profesyonelleri mesela onun tanımını çok net biliriz. Tom Hanks mesela bütün filmlerinde istemediği bir ortama düşmüş sıradan bir insanı oynar. Yani nedir bu? FedEx delivery'si yapan ama ıssız adada kalmış ve nature'la kavga eden birisi. Atıyorum New Jersey'den bir avukat, bir aile babası ama bilmediği bir dünya olan Doğu Berlin'e düşme meselesi. Philadelphia'da sıradan bir gay kimliğinde bir karakterken bilemediği bir hastalığın ve AIDS dünyasına düşmüş olması. Yani aslında dikkatli gözle bakıldığı zaman onun yarattığı bir archetypal bir brand tension vardır. Yani iki ucu farklı archetypal bir yere oturturlar kendisini ve Tom Hanks onu çok iyi oynar. Siz de bunu farklı formatlarda 3 aşağı 5 yukarı hep aynı şeyi izlersiniz. O anlamda yüz çok önemli. Yüzün gözükmesi çok önemli. Yüz zaten sizinle direkt olarak konuşur. Gözler o anlamda çok önemlidir. Biz genelde de yüzü kullanarak bir takım çözümlere gideriz. Ama dediğim gibi bu afişte Malik henüz bilinen bir karakter değildi. Sonradan Oscar kazandı ve Queen'le önemli bir pozisyona oturdu. Avatar benim kariyerimdeki en önemli projelerden bir tanesidir. Popülerliği yüzünden aslında öyle bir projedir. Şöyle söyleyeyim, herkesin Google arama motorlarında bir anahtar sözcüğü varsa benimki de Avatar'la yan yana olmak zorunda oldu. Ben bundan çok da memnun değilim açıkçası. Çünkü Avatar bizim için tamam büyük ve üzerinde uzunca çalıştığımız bir projeydi. Ama yine de kariyerimdeki highlightlardan bir tanesi olarak görmem bu projeyi. 2007 yılında başladık Avatar'la ilgili çalışmaya. Yani filmin çıkmasından 2 yıl önce hiçbir karede
daha çekilmemişti. Daha senaryo vardı. James Cameron alfabeyi üretiyordu, konseptleri üretiyordu. Ve Wilmington'da bunun nasıl çekileceğiyle ilgili bir geziyle başladı. Aslında bütün ekibin içerisinde yer alacak insanların tümünü gerçekten işin başında bilgilendirmek istediler. Şimdi bu projeyle ilgili önemli olan hikaye şu. Birazcık biz bu işi nasıl yapıyoruz'u anlatmanın iyi bir örneği Avatar projesi. Mesele çünkü tek başına bir afiş, bir key art yapmak değil. Önemli olan burada bunun stratejisine karar vermek. Yani siz böyle yüz milyonlarca dolar harcanarak yapılmış bir filmi nasıl geniş kitlelere ileteceksiniz ve satacaksınız. Esas mesele bunun üzerine kuruldu. Avatar projesi bize ilk geldiğinde toplam Fox Los Angeles'ta bu projede çalışacak 3 tane ajans seçti. Biz de bunlardan bir tanesiydik. Fox bizim zaten her zamanki müşterilerimizden ve büyük müşterilerimizden bir tanesi olduğu için. Şimdi ilk yapacağımız şey herkesten strateji önerilerini almaktı. Yani yöntem önerilerini almaktı. Burada bunlardan birincisi tabii ki çok büyük bir box office başarısı olan ve Avatar'a kadar kırılmamış bir box office başarısı olan Titanic'ten referansla bunu bir aslında birbirinden farklı iki dünyadaki bireylerin aşkı olarak anlatmak önemliydi. Tıpkı Titanic'teki upper deck, lower deck meselesindeki o iki farklı dünyadan gelen insanın aşkı gibi burada da farklı decklerden gelen iki tane farklı alien'ın yani yaratığın aşkı söz konusu. O anlamda bu işin romantik kısmı her zaman bu işin bir parçası olması gerekiyordu. İkinci önemli strateji aslında James Cameron'ın böyle bir filmi üretmek için 12 yıl boyunca beklemesiydi. Yani gereken teknolojinin gelişmesi için bir yönetmenin bu kadar uzun süre beklemesi ve yaratıcılığını durdurması çok önemli bir, radikal bir karar. Ve bundan dolayı aslında 12 yıllık bir beklemenin ardından meselesi bile aslında bir key art'ın kendiliğinden stratejisi olabilirdi. Üçüncüsü ve çok nettir ve o yönde gidildi. Bunu bir aksiyon filmi olarak sunmak. Aksiyon filmleri her zaman stüdyolarda çok büyük gişe rekorları kırar. Ve baktığınız zaman doğal olarak da bir stüdyo filmi öyle sunarak, içerisinde başka öğeler bile olsa öyle sunarak bundan daha büyük para kazanmayı arzu eder. Dediğim gibi bu 2 yıllık çalışma süreci içerisinde yaklaşık 1000'in üzerinde birbirinden farklı görsel hazırlama şansımız oldu Avatar için. Sırayla her ajans bunlarla ilgili yaptığı işleri ziyaret etti ve belli bir noktadan sonra bunlar aslında birbirlerine benzeyen işler haline gelmeye başladı. Bu örnekte gördüğümüz yapıda da yani iki tane büyük birbirinden farklı yüz var ve bu yüzler doğal olarak filmi lead edenler. İki yaratığın arasındaki sanal dünya dışındaki boyut farkı çok önemli bir problemdi. Burada aslında arkadaki doğal olarak perspektiften dolayı daha küçük olması gerekeceği yerde boy farkından dolayı aslında öndekinden daha bile büyük. Bu tabii ciddi bir yanılsama aslında. Bu bir problem. İkincisi de bizim vinyet dediğimiz şu alt kısımda yer alan hikaye. Yani oradaki büyülü dünyayı, Cameron'ın yarattığı bu büyülü dünyayı koyduğumuz vinyet. Bu en tipik poster formatıdır. Yani biz buna hatta birazcık da dalga geçerek head in the clouds deriz. Yani kafada bulutlarda yüzen kafalar deriz. Onun altında da bir vinyet koyarsınız ve bu her zaman işleyen en basit formatlardan bir tanesidir. Çok ilginç bir şekilde bu projeyi belli bir yere getirdikten sonra özellikle büyük projelerde sizlerden yapılmış olan her görseli stüdyo layer'lı olarak rica eder. Yani katmanlarıyla siz onlara Photoshop file'larını verirsiniz. Avukatlarla birlikte imzalarsınız. Dersiniz ki ben bu filmden herhangi bir talepte bulunmuyorum. Bütün haklarımı veriyorum. Ve stüdyo onunla ilgili son afişi içeride bitirir. Böylece sizin ileride bununla ilgili herhangi bir telif probleminiz yaratmamanız bu işin en önemli kısımlarından bir tanesidir. Dediğim gibi Avatar'da o anlamda tek başına tek bir ajansın imzası yok. Birbirinden farklı pek çok ajans var. Hepimizin üzerine çalıştık. Belli bir noktaya getirdiği bir yapıdır. Fakat bir afiş var ki bu James Cameron'ın çok sevdiği bir afiş. Onun benim kişisel olarak yaptığım bu filmdeki wood sprite'ların yani duygu arttığı zaman ortaya çıkan o deniz anası gibi olan yaratıkların bir elle tutulduğu poster. O poster James Cameron'ın benim yaptığım poster özellikle favorilerinden bir tanesiydi. Sonradan da dijital platformların çoğunda bütün box office beklentileri bir kenara konduktan sonra bu işin ikonu olarak ağırlıklı olarak o benim yaptığım afiş kullanıldı. Web sitesindeki dreamogram.com'daki ilk afiştir o.
American Horror Story benim çok sevdiğim bir projedir. Bu projenin 5 bölümünde galiba toplam 7 bölümü var. 5 bölümünün 5'inde de çalışma şansım oldu ve hepsinde de final afişler bize ait oldu. Bu bölümü de aslında en iyilerinden bir tanesi ve burada gene bizim yaratıcılığımıza çok müsaade edilen bir sanat eseriyle sonuçlandı. Çünkü pek çok insan bu afişi kendiliğinden duvarlarını süslemek üzere tıpkı bir sanat eseri gibi kullandılar. Şimdi bu aslında çok ilginç. Burada gördüğünüz bunun, bu afişin New York'ta yayınlanan versiyonu. Çok net bir şekilde ortada title var. Üstte de birbirinin tekrarı olan simetrik bir kompozisyon var. Yani bu afişin aslında tersini de çevirseniz neredeyse aynı şeyi söyleyecek bir afiş. Ve Kırmızı Oda konsepti var. Normalde bu Kırmızı Oda konsepti dizide bu kadar yok. Bunun üzerinde söylemek istediğim, aslında dediğim gibi bu New York afişi. Neden New York afişi? Normalde bu bir hamile kadın ve biz bu hamile kadının bu kısımda karnını görebiliyoruz. Los Angeles'ta, Kaliforniya'da kullanılan posterlerde. Fakat New York Belediyesi buna müsaade etmedi. Yani bütün bu konservatif ve hani rated olma meselesi, yani bir takım şeyleri, değerleri, bir takım toplum tarafından önemli tutulan değerleri eleştirmek ya da eleştirmek demeyeyim de korumak meselesiyle ilgili belediyelerin de belirli şeyleri var. Yani bir hamile kadını afişte kullanılmasına müsaade etmediler. O yüzden de New York'ta yapılan versiyonlarda biz bunların hepsine siyah elbise giydirdik ve gördüğünüz gibi hamile olduğu belli ama siyah elbiseli bir versiyonu bu. Bunun aynı zamanda gene bizim dreamogram.com'daki portföyümüzde görebilirsiniz. Başka türlü kanının gözüktüğü Kaliforniya'da kullanılan hamile versiyonları da vardır. Dediğim gibi American Horror Story üzerinde 5 sezon çalıştığımız, çok severek yaptığım projelerden bir tanesi. Simpsonlar bizim için ilginç bir projeydi. Bu Simpsonların filminin afişidir. Diziyle hiçbir alakası yok. Şimdi FX kanalı aslında bu seriyi anlatırken burada ilginç bir talepte bulundular bize. Yani özellikle Disney'nin ve bunun gibi animasyon konusunda çok iddialı kanalların zaten bir anlatım dili var kendiliğinden. Yani o karakterleri sizin büyükçe, netçe görüyor olmanız durumu. Burada stüdyoya biz şöyle bir öneride bulunduk. Bunu, buradaki görüntüyü tıpkı bir Picasso kübizm resmindeki gibi yorumlamamıza müsaade eder misiniz dedik. Onlar da böyle bir şeyi görmek isteyeceklerini söylediler. Ve biz aslında burada Simpsonlardaki o bildiğimiz karakterlerin var olan görüntülerinden hareketle bir sanat eseri ürettik. Yani tıpkı bir Picasso resmi gibi bunu deconstruct ettik. Yani parçalara böldük ve o parçalara böldüklerimizden hala Simpsonlar olduğu hissini geçiren bir yeni görsel yaratmak istedik. Ve bu stüdyonun çok hoşuna giden bir çözüm oldu. Burada tabii ki en önemli şey gözler. Yani gözlerin anlatılış şekli, Bart'ın dudakları ve zaten saçları kendiliğinden bu işin çok net ipuçları. Onun dışında da renk paleti ve bütün çizim içerisinde tıpkı başka bir Picasso dışında başka bir referans olan Mondrian gibi çok kalın çizgilerle bütün figürlerin birbirinden ayrılmış olması bir başka etken oldu. Benim sevdiğim afişlerden bir tanesidir bu. Çünkü stüdyo bize burada bir alan bıraktı ve birbirinden farklı bir sürü bir seri oluşturabilme şansımız oldu. Bu kısımda biraz ilginç bir şey anlatmak istiyorum. Bizim işimiz aslında cuma cumartesi akşamı Amerikalıların cebinden $10 alma işidir. Biz bunun şakasını yaparız kendi aramızda. Şöyle düşünün, alışveriş merkezine gitmiş birbirinden farklı grup insanlar var. Bunlardan bir tanesi mesela 4 kız arkadaş, 4 erkek arkadaş, bir aile ya da bir sevgili, bir çift. Yani birbirinden farklı demografikler var ve bunlar o alışveriş merkezine gidiyorlar ve hepsi sonunda alışverişin ya da yemeğin sonunda bir duvarın önüne geçiyorlar ve orada o sinema salonunda oynayan birbirinden farklı afişler var. Bunlardan hangisine gideceklerine karar veriyorlar. Buradaki en önemli kriter birincisi o demografiye uygun olup olmamasıdır. O yüzden romantik komedi çok net olarak size bir şey söyler, aksiyon çok net olarak bir şey söyler ya da aile filmleri çok net olarak bir şey söyler. Yani tercihler bir kere bu kanallarda kendiliğinden tanımlanıyor. Bizim işimizin en tehlikeli, daha doğrusu en sıkıcı taraflarından birisinin ipucunu vereceğim size. Çok yaratıcı bir şey yapamazsınız. Çünkü o anda o demografikteki izleyicilere ne izleyecekleri ve alacakları deneyimin ne olduğu konusunda yanıltıcı bir fikir verebilir. Çoğu zaman bizim yaptığımız
aşırı yaratıcı işler tekrar stüdyo tarafından değerlendirilip bir şeylere benzer görüntüler haline dönüştürülür. Yani size derler ki evet biz bunu çok beğendik fakat bir de mesela şu filmdeki gibi bir şey deneyelim ve direkt size referans verirler. Bunu çok iyi anlayabiliyorum yıllardır bu işi yaptığım için. Onun da sebebi şu, aslında size diyorlar ki karşımızda buna bakacak insanlar bu işin janrasını ve nasıl bir deneyimle karşılaşacaklarını çok net anlasınlar. Bu sadece bizim gibi sinema reklamcılığı yapan insanlar için değil, aynı zamanda oyuncular, aynı zamanda yönetmenler ve prodüserler için de çok büyük bir handikap. Yani başarısı kanıtlanmış, birbirinin devamı olan bir seriyi yapmaya doğru ticaret sizi itiyor ve çekiyor. Halbuki yaratıcı insanlar da bunların dışında farklı bir şey getirmek üzere kendilerini güdülerler. Tekrar başa dönüyorum, bu proje benim için o anlamda önemli bir projedir. Çünkü bize verilmiş geniş bir yaratıcı platform vardı. Bunu her zaman FX'de olan projelerimizde bulduk zaten. Alien vs. Predator çok önemli bir sci-fi projesi. Alien serisi için bir şey yapıyor olmak gene benim için karakterimdeki en önemli işlerden bir tanesi. Çünkü benim kuşağım Alien filmleriyle ve Ridley Scott'la büyüdü. Burada ilginç bir kişisel hikaye anlatmak istiyorum. 2019'da geçer Blade Runner filmi ve biz bunu 1985'li yıllar civarıydı galiba. İlk defa Ankara'da izlediğimiz zaman bu nasıl bir dünya ya demiştik ve ben gerçekten hesap yaptığım zaman o yıllarda net bir şekilde 2019'da aslında Los Angeles'ta olabileceğimi planlamıştım. Ve benim için Los Angeles'a taşınma sebeplerinden bir tanesi aslında Blade Runner, Scott'ın Blade Runner filmidir. Orijinal olanı tabii, ikincisi değil. O anlamda sci-fi filmleri, geleceğe bakılan filmler bizim için en önemli referans pointlerinden bir tanesini oluşturuyor. Ne yazık ki bilemezdim ki Türkiye aslında Blade Runner'a daha çok benziyor şu anda. Onu da itiraf etmek zorundayım. Los Angeles hiç öyle bir yer değil. Geri gelelim buna. Yani Alien serisi de tabii çok önemli bir film. Bildiğiniz gibi ticari olarak versiyonları yapmak her zaman başarılı bir çözüm stüdyolar için. Burada birbirinden farklı iki tane karakter var. Bir tanesi Predator filmleri, ticari olarak çok başarılı. İkincisi Alien filmleri, o da çok başarılı. Hadi bu ikisini bir araya getirelim. Sonradan zaten hem Warner'ın hem DC Comics'in artık suyunu çıkarttığı, o karakterlerin birbirleriyle engeç olduğu, evlendiği, bilmem ne yaptığı bir noktaya geldi. Bu da onun ilk adımlarından bir tanesidir aslında. İki dünyadaki karakterleri birleştirip, bir araya getirip birbirleriyle kavga etmelerini sağlamak. Burada benim en çok övündüğüm bu afişte iki tane şey var. Birincisi bizden ikonik bir çözüm istedik. Yani geriye merchandise'da da kullanılabilecek bir ikonik bir çözüm olması. Bu yuvarlak bir konsept üzerinde iki karakteri birbirine karşı koymak. Ama belki çok dikkatinizi çekmeyecek ama burada benim esas övündüğüm kısım tagline'dir. Yani whoever wins, we lose. Yani kim kazanırsa kazansın biz kaybedeceğiz. Yani burada iki kötünün aslında birbiriyle olan kavgasının anlatımı var. Gene en başta dediğim gibi bu işteki strateji, filmi iyi anlamak, altyapısını koymak. Ondan sonra da insanların sezecekleri bir şekilde bunun metnini de oluşturmak. Yani buradaki slogan, tagline dediğimiz meseleyi de oluşturmak çok önemli. Bir başka unsur color code. Mesela renk kodları. Alien ailesi aslında yeşil bir ailedir. Çünkü Alien'in içerisinde bir organik hissiyat vardır. Alien filmlerinde hep yeşili görürsünüz. Predator'da da birazcık o da Nature'dan gelmesine rağmen. Fakat her ikisi de burada uzay ve belirsizlik konseptiyle bir arada olduğu için burada artık maviye dönüştü. Bu projenin üzerinde en çok konuştuğumuz kısımlardan bir tanesiydi. Yeşili mi koruyalım, maviye mi geçelim diye. Ama en sonunda producerlar maviye karar verdiler. Konuşacağımız proje Arok projesi. Ne zaman yaptık hatırlamıyorum ama herhalde meşrutiyetin ilk yıllarıydı. Cem Yılmaz'la hem Arok'u hem Gora'yı hem de Hokkabaz filmini birlikte yapma şansım oldu. Cem de herhalde birlikte çalışılabilecek en keyifli insanlardan bir tanesidir. Ayrıca da çok sevdiğim bir arkadaşımdır. Şimdi bu projenin en temelli özelliği aslında bizim bildiğimiz en tipik piramit sistemini kullanan bir afiş olması. Yani piramit dediğim aslında net bir şekilde zaten bütün karakterlerin bu piramit içerisinde yer alması ve biz bunları belirli bir sıralamanın içerisinde koyuyoruz. Özellikle zeminde kullandığımız koyu renk içerisinde de filmin isminin net bir şekilde görülmesini sağlıyoruz. Şimdi bu tip projelerde çok detayına girmeden söylemek istediğim bir şey var.
özellikle Cem gibi yaratıcı karakterlerle çalışırsanız bu sizin birlikte yapmak isteyeceğiniz bir proje haline dönüşür. Cem doğal olarak hem karikatür geçmişinden aynı zamanda da görsel sanatlara olan merakından dolayı çok net bir şekilde bu işlerden hani fazlasıyla anlayan bir dostum. Doğal olarak da bu projeyi neredeyse birlikte oluşturduk diyebilirim. Bir diğer ikinci şey bunun çok sıcak tonlarda yapılmış olması. O da filme gittiğiniz zaman size aslında bir sıcak bir his verecek olması bu anlamda daha duygusal, daha sıcak bir şey yaratıyor, duygu yaratıyor sizde. İnsanlar da doğal olarak bu filme çekinmeden bütün ailece gitmeyi arzu ediyorlar. Bütün kariyerim boyunca aslında sinema reklamcılığı konseptini Türkiye'deki pek çok grafik tasarımcıya tanıştıran bir pozisyonum oldu. Bu anlamda geriye dönüp baktığım zaman aslında ilham veren bir kişi olma meselesi benim için çok önem taşıdı. Türkiye'de pek çok tasarım öğrencisi, grafik tasarım öğrencisi sinema reklamcısı olmayı, afiş yapmayı ve bu alanda çalışmayı hep arzu etti. Los Angeles'a benim yanıma da pek çok öğrenci, pek çok genç tasarımcı arkadaşım geldi. Bunların pek çoğu zaten şu anda Los Angeles'ta çalışıyorlardı. Bir süre benim yanımda çalıştılar, sonra ayrılıp kendi yollarında ilerlediler. Bununla da açıkçası gurur duyuyor. Bir ilki neredeyse oluşturmuş olmak. Yani biz 25 yıl önce Hollywood'da çalışan böyle parmakla sayılacak insanlarken şu anda o sistemin içerisinde pek çok Türk arkadaşım aktif olarak çalışıyor pek çok noktada. Bu anlamda bir o ilk olmak ve ilham verici olmakla gurur duyuyorum. Bunu samimiyetle söylemem lazım ve pek çoğu da çok iyi pozisyonlardılar. Benim açımdan sinema reklamcılığı artık eskisi kadar çok cazip bir proje değil. Şöyle söyleyeyim, ne zamanki streaming business'lar yani bütün bu Netflix'ler, HBO'lar, Disney'ler ve Apple'lar çıkmaya başladığı anda bir anda sistem birazcık değişmeye başladı. O da şuna dönüştü. Artık streaming business'lar her izleyicinin ilgi alanına uygun olacak şekilde aynı diziyi birbirinden farklı görsellerle tanıtmaya başladı. Bu olduğu zaman yani A kişisi mesela bu işin romantik kısmı ile ilgilenirken B kısmı aksiyon, C kısmı o dizinin ya da filmin geçtiği şehir, D kısmı da atıyorum apayrı bir şeyle ilgilenebiliyor. Ve biz bu işi yaparken artık bize böyle birbirinden farklı 40 tane farklı kova geliyor. Bu 40 konseptin hepsinin içine dolduracak farklı görseller üretmemiz isteniyor. Şimdi bu doğal olarak o özenli ve tek görsele yani anahtar görsele, İngilizcesiyle key art görseline ulaşmaktansa birbirinden farklı 40 görsel üretmeyi gerektiriyor. Ve bu neyi getirdi? Bir daha kolay tüketilebilecek, hızlı tüketilebilecek, daha özensiz işler artık söz konusu. İki, bütçeler düştü. Bütçelerin düşmüş olması bu anlamda bizim bu alanda çok fazla iş yapmamızı getirmiyor. Ve eskisi kadar bu alanda proje üretmiyoruz. Ama dediğim gibi hala arada Oscar'lı projelerden tutun da büyük yapımlara kadar bunlarda çalıştığımız projelerimiz oluyor. En son Warner Brothers'da şu anda büyük bir proje üzerinde çalışıyoruz. Ama genel olarak şunu söyleyebilirim. Yani bu işte bir ilham verici pozisyonda olmuş olmak benim için her zaman gurur verici. Umarım sizi sıkmadım. Bu kanalda bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Ayrıca kanalda da teşekkür ederim. Güzel bir sohbet oldu benim açımdan. Bu konuyla ilgili aslında daha detaylı işlerime emrahyücel.com üzerinden bakabilirsiniz. Orada birbirinden farklı linkler var. Rahatlıkla daha detaylı bilgilere ve görsellere ulaşabilirsiniz. Onun dışında da burada sosyal medyadaki koordinatlarım da var. Takip ederseniz sevinirim. Çok teşekkür ederim.